Kanal tedavisi ilk olarak dişin ve çevresinin bir lokal anestezikle uyuşturulmasıyla başlar. Daha sonra tam bir anestezi sağlandıktan sonra dişin bir giriş kavitesi vardır. Çürüğü kaldırılır veya ilgili restorasyonlar varsa bunlar kaldırılır. Arkasından kök kanallarına giriş sağlanır. Ardından biz bu kök kanallarını şekillendiririz tam kron kısmından kök ucuna kadar. Doğru bir şekilde şekillendirmemizi tamamladıktan sonra da yine doku dostu maddelerle kök kanalını doldurarak tedavimizi tamamlarız. Tedavi esnasında birden fazla röntgen alınması gerekebiliyor çeşitli aşamalarda. Genelde başlangıç filmimizin mutlaka olmasını istiyoruz. Ardından kök kanallarının dolumu sağlandıktan sonra da mutlaka bir film almamız gerekir. Bir de ara süreçlerde bazen yine periapikal film dediğimiz küçük sadece o ilgili dişi gösteren filmlerden alınması gerekebiliyor. Kök kanal tedavisinin yapımı bazen bir, bazen birden fazla seans gerektirebilir. Özellikle diş canlıysa o zaman artık günümüzde kök kanal tedavisini tek seansta yani diş uyuşturulduktan sonra tek seansta tamamlayarak hastamızı evine gönderebiliyoruz. Ancak dişte veya ilgili dokularda iltihabın olduğu zamanlarda kanal tedavimizin birden fazla seans gerektirmesi mümkün. Bir ara seans, bir pansuman seansı yapıyoruz ve ardından da ikinci seferde hastamızın semptomları, ağrı şikayetleri veya var olan iltihabın geçtiğini görüyorsak da kanalları dolduruyoruz ve yine hastamızı evine yolluyoruz. Kök kanal tedavisinin süresi de normalde her seansın yaklaşık 1 saat miç gibi planlamak lazım. Yani hastalarımız geldiğinde, daha doğrusu gelmeden önce 1 saatlerini en az bu koltukta geçireceklerini varsayarak gelmeleri daha uygun olacaktır. Çünkü bazen kanal sayısının çokluğuna veya azlığına göre veya yaptığımız işin komplikasyonuna göre süremiz oldukça uzayabiliyor veya bazen de gerçekten olağan süreç içerisinde, 1 saat içerisinde bütün tedaviyi tamamlayıp yine hastamızı buradan gönderiyor olabiliyoruz.